Selam, Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün Ali üstadımızın hesabındayız. Kendisine ne yapacağız? Top açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi yukarıda 1840 e-futbol coins'i var. Sizce bu coins Rummenigge'yi bulmak için yeterli olur mu? Bunu kontrol edeceğiz, birlikte bakacağız. Aslında birlikte deneyimleyeceğiz. Onarlı toplar halinde açmayı düşünüyorum. Arada tekli de açabilirim, onarlı da açabilirim ama amacımız şu: 10840 e-futbol coins'ine İçerisinde Rummenigge'nin bulunduğu, Hunes ve Pizarro da var biliyorsunuz ki. Biz Rummenigge'yi bulacağız. Rummenigge erken gelirse kumarımız bitecek. Belki bir çok erken gelirse, bilmiyorum, hani gelme ihtimalini sanmıyorum ama hani olur gelirse Hunes için de birazcık zorlayabiliriz. Aslında bu biraz gidişata göre belli olacak. Bunu birlikte deneyimleyeceğiz. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Dostlar 3 oyuncu da çok iyi diyemem. Pizarro gerçekten geri planda kalıyor. Yani normalde 97 rating olarak görünüyor oyuncu. 97 bakıldığında teknik direktör Bossu ile birlikte 100 rating olsa da 100 rating bir oyuncu değil gibi. Özellikle hız ve hızlanması çok kötü. Tabii ki de şutu var. Evet, top kontrol, bitiricilik gibi özellikleri üst seviyede görünüyor. Ama hız ve hızlanma artık oyunda çok ön planda. Çünkü stoperler 85'in üzerinde hız ve hızlanması olan stoperler olduğu için onlarla baş edebilmesi için çok güçlü ve hızlı olması gerekiyor santrforların. Pizarro'da bu özellik maalesef ki yok arkadaşlar. Hunes çok hoşuma gitti. Daha önceki sadece kanat oynayabiliyordu. Bu boşluk kollayan, oyunda boşluk kollayan kartlar biliyorsunuz iyi oluyor. Ofansif orta sahada bir seviyede bile hız ve hızlanmasını görebiliyorsunuz. Denge ve zaten özellikle ofansif orta saha oyuncularında denge çok önemli. Dengesi de çok yüksek görünüyor. Asıl tabii ki de burada üstad Rummenigge. Her gelen kartı iyi de oyuna. Hız ve hızlanmasını zaten fullemesini de göstereceğiz. Nasıl fullenir, ne yapılır, ne edilir diye onları da detaylı bir şekilde anlatacağım. Dostlar inanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hadi bismillah diyorum, ilk onluyla başlayalım. Erken versin. Ya yolumuza bakalım. Hani erkenden alalım. Hunes için belki zorlarız ama Pizarro gelmesin. İstemiyorum Pizarro'yu. İlk onluyu açtık. Bu arada Galatasaray'dan 2 tane oyuncu geldi. Ve 19 numara Alfonso Davies mi 19 numara? Alfonso Davies, 2 tane Galatasaray'dan oyuncu geldi bu arada. Galatasaray formasını gördük ama kimler? Nelson ve Zaha geldi. Gerçekten Zaha Galatasaray'da tutmadı arkadaşlar. Büyük ihtimal önümüzdeki yıl belki Premier Lig'e tekrardan dönme durumu olabilir. Gerçekten bilmiyorum ama bu performansla ya Türkiye Ligi'ne ayak uyduramadı ya da bu performansı devam ettirecekse bence İngiltere Premier Ligi'nde hiç tutunamaz diye düşünüyorum. İlk onluda karavan oldu. Yapacak bir şey yok. İkinci onluda hadi bismillah diyoruz. İptal dedim bir kere. Bir daha iptal dedim. Bu arada bunlar bir totemdir. Yani çok fazla inanmıyorum açıkçası. Hadi bismillah diyoruz. İkinci onlu. İçerisinde bir şeyler yanıyor ama yeterli değil. Bakalım kim gelecek. Ve ikinci onluda. Aha. Oha. Yeterli değil derken Rummenigge geldi. 20 topta Rummenigge. 20 topta Rummenigge. Allah'ına vurban. Rummenigge. İşte bu. Arkadaşlar çok hiç gerek yok şu anda. Yani hiç gerek yok. Arkasına kimler gelecek bakalım. Bir okey. Bir onlu daha açacağım. Kitleyeyim şunu. Buna bir detaylı bir fulleme nasıl olur, ne eder, ne olur, ne biter bunu bir kontrol edeceğiz. Bu arada sol açık da oynayabiliyor. OOS'de oynayabiliyor. Yani ofansif orta saha, gizli forvette center for da oynayabiliyor. Bunları bir kontrol ederiz dostlar. Bir onlu daha açacağım. Ali Kral bir şey demez bize. Hadi bismillah diyorum. Bu arada 3 kere iptal dedik. Bir totemimizi yine yapalım ve basalım. 30 topta geldi deriz en kötü yani. Hani kafamızca böyle kurarız. Yine içerisi yandı mandı bir şeyler oldu ama bakalım neler olacak. Bir onlu daha açtı, toplam 30 oldu ve 17 numara. Evet, şansımızı hiç fazla zorlamaya gerek yok. Belki arka arkaya verir dedik. Kertenkeleyi verdi bize. Biliyorsunuz Milan'dayken bir iki kere oynatmıştık maçlarda. Çok acayip bir uzun bir oyuncu. Yani acayip 1.90'ın üzerindeydi diye hatırlıyorum. Hani iş görür mü? Çok fazla sanmıyorum. 1.92 gördüğünüz gibi. Top kontrolleri falan, bir de çift vuruşu var. Bu kadar uzun bir adamın çift vuruşu olması çok ilginç. Yani uzun yapıyor, bayağı iyi yapıyor. Neyse arkadaşlar, bizim kumarımız bitti. 10 topta öyle haybeden açtık. 30 topta, yani Ali Kral bu arada Hunus'u bize bıraktı.
Yani istersen alabilirsin dedi ama bu kadar erken gelmişken hiç gerek yok arkadaşlar. Hemen takımım diyorum. Hatta buradan değil direkt oyun planından Rummenigge'yi oyuna sokalım. Şimdi bu şekilde bir kadrosu var. Kadro dışında da bu şekilde oyuncuları var. Biz alınma sırasına göre diyelim. Alınma sırasından Rummenigge'yi şöyle alalım. Rummenigge şimdi hangi şartlarda nasıl fullenir? Çünkü çok fazla mesaj geldi. En azından bunun bir detayını paylaşayım sizlerle. Öncelikle bir oyuncumuzu fullleyelim dostlar. Şöyle bir arttıralım. Normalde full versiyon 102 oluyor. Hemen şöyle hatta kontrol edelim. Dağıt deyip direkt bu arada puanlayacağım. Zaten şey ücretsiz. Dostlar şu anda gördüğünüz gibi hız 102, hızlanması 96. Teknik direktörde Tenak var şu anda. Gördüğünüz gibi 102 oldu. Şimdi hızı eğer ki çok böyle uzaktan şut değil, biraz kalenin dibine giriyorsanız şut gücünden biraz feragat ederek hızını biraz azaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu da top kontrollerine vererek biraz daha fayda sağlayabilir. Şimdi bu farklı bir fulleme şekli, tamam mı? Şimdi bir de şöyle bir fulleyebilirsiniz. Şu anda ücretsiz olduğu için istediğiniz kadar fulleme yapabiliyorsunuz. Otomatik bastım. Top sürmeye gördüğünüz gibi 5 vermiş. Dostlar kıvraklık 12, alt vücut 8. Kıvraklık şöyle hızlanma hem ofansif farkındalığı hem de bence forvetlerde yani ileri hattaki oyuncularda olması gereken denge performansı çok önemli. O yüzden bundan almak yerine şundan alıp 4 bunu 8 yapabilirsiniz. En azından bu şekilde olabilir. Top kontrollerini biraz daha arttırabilirsiniz diye düşünüyorum. Havadan ver, almayın 4. Şuttan yani daha da düşürmenize gerek yok bence. Hani ne kalıyor? Alt vücutu o zaman 94 bırakabilirsiniz. Bu şekilde fullediğinizde ne oluyor onu göstereyim. Hız 99, hızlanma 96, bitiricilik 90. Bu arada top kontrol, top sürme ve sıkı top tutmasını 80 ve üzeri yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şut gücü 85, dengede 88 oluyor. Şimdi hız hızlanma dengeye verdiği için Boston'u hani ya şöyle yapabilirsiniz. Ben bu arada eski Rummenigge'mi şöyle yaptım. Hız ve hızlanması yanlış hatırlamıyorsam 87'lerde falandı. 90 mı ya 90'ın üzerinde değildi onu biliyorum. Ben biraz daha top kontrollerine veriyorum. Ben çok daha teknik bir oyuncu yapmak istiyorum derseniz şahsi fikrim şudur. Hemen onu da göstereyim. Otomatik bastığımızda bu şekilde. Şimdi kıvraklığı 8'e indirip alt vücutu da 4'e indirebilirsiniz. Hava gücünü bence indirmeyin çünkü zıplamasından ziyade fiziksel teması ne kadar gerilerse o kadar stoperlerle boğuşurken sıkıntı yaşıyor. En azından bir 4 kalsın hava gücü yani. Top sürmeye 5 verelim. Şut gücü 12. Top sürmeyi 8 yapabilirsiniz dostlar. Şimdi bundan sonra geri kalan kısmı şöyle size kalıyor. Ben bu oyuncunun tamamıyla bitirici bir oyuncu olmasını istiyorum. Gelişine vuracağım edeceğim diyorsanız dostlar bunu bir 12'ye çıkarabilirsiniz. İsterseniz geri kalanı da buraya basabilirsiniz. 14 yaparsınız. Bu şekilde fullediğinizde oyun içerisinde hız 98, hızlanma 92, top kontrolleri de 80'in üzerinde, 80 ve üzerinde olur. Ve bitiriciliğinde 94 yapmış olursunuz. Ben tiki taka oyununa gelsin, ben onunla topla kontrol yaptığımda istediğim top kontrollerini rahat yapabilsin, fake shoot yapabileyim, çift vuruşu düzgün yapsın diyorsanız da şahsi fikrim şudur. Bu arada inanılmaz bir bug'ı vardır Rummenigge'nin. Benim eski Rummenigge'mde de bitiricilik bu şekilde falandı. Yani daha iyi değildi. Yani boost aldığında 90 falan oluyor bu. Ben açıkçası bu kadar bile yapmıyordum. Şu şekilde yeterli kalacaktır. Emin olun çünkü dış plasesi falan da var. Ayağını çok iyi içini ve dışını kullanabiliyor. Falso yeteneği olmamasına rağmen çok iyi de falsolu golleri var. Biliyorsunuz baklı bir oyuncu çünkü. Dostlar ben olsam şöyle yapardım. Şimdi buna 8'e kadar verdim. Kıvraklıktan ve alt vücuttan alıp ben bunu 12 yapardım ve daha sonra size kalmış eğer ki pasör yeteneklerini arttırabilirseniz şurası çok önemli. 68 kırmızı biliyorsunuz. Kırmızıyla gri olmaya düzeltiyorum burada yani renk körüyüm galiba. Kahverengi olması arasında çok büyük bir fark var. 4 tane de kademe buna verebilirsiniz. Geri kalanı size kalmış. İsterseniz bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Baktığınızda bu şekilde biraz daha pasör olarak oynayabilecek bir Rummenigge'niz olmuş olur. Tercih sizin. Bu arada gördüğünüz gibi top kontrolleri gerçekten çok iyi. Ve bu şekilde yaptığınızda hem topu ayağınızda düzgün tutabilir hem çalımlarınızı çok iyi yapabilirsiniz. Çünkü sıkı top tutma gibi özellikler ve top kontrolü değil ama sıkı top tutma sizin çalımınızı birinci etken olarak etkiliyor. Oyunun kılavuzunda zaten bu yazıyor. Bu şekilde fullenebilir. Tercih sizin. Ben yine eski haline döndüreceğim.
eski halinde bir kontrol sağlayalım. Şöyle otomatik dağıt dediğimizde eski halinde de açık söyleyeyim bu şekilde de bakabilirsiniz. Şu anda dediğim gibi ücretsiz olduğu için istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Hız 102 çok abartı bir hız. Bu şekilde bana Eto gibi geldi bu kart. Şimdi diğer forvetlere baktığımızda mesela Romario neden çok tutuluyor? Aradaki farkı göstereceğim size. Romario ile kıyasladığımızda Romario'nun top kontrolü gördüğünüz gibi 13 kademe daha yüksek. Top sürmesi 3 kademe ve sıkı top tutması da 5 kademe daha yüksek. O yüzden Romario çok kıvrak bir şekilde stoperleri geçebiliyor. Şu anda baktığımızda hız ve hızlanması mesela inanılmaz bir Rumeniger'in süratli. Ne duruma geliyor bu? Eğer ki sen kontrol oyuncusuysan ve ileriye doğru hızlı bir şekilde önüne atıyorsan bu adamın, evet bu adam defansla kaleci arasındaki o boşluğu çok iyi değerlendirip ara toplarında kaçabilir. Ama ayağını oynuyorsan genelde ve sakin bir futbol yapıyorsan benim o top kontrollerini yükselttim. Yani Romario'daki gibi yapman gerekir. Aklında bulunsun. Dengeleri hepsi aynı gördüğüm gibi. Şut gücü hemen hemen aynı. Zıplama fiziksel teması bu şekilde Rummenigge'nin şeyden daha iyi Romario'dan. Bu büyük bir avantaj kesinlikle. Ama işte o aradaki farkı da top kontrollerinden. Çünkü ikisi de 102. Nasıl rating aynı olacak? Birinin de bazı şeyleri daha iyi olması gerekiyor. Bu yüzden top kontrolleri Romario'nun daha iyi olduğu için Eto sanırım burada yok. Eto olsa aslında Eto ile gösterebilirdik. Bana göre şahsi fikrim tam Eto'ya benzeyen bir kart. Eto gibi yani o da böyle çok süratli top kontrolleri yok. Eto'nun bir farklı bir çar kartı gibi düşünüyorum. Ama şahsi fikrim budur. Fullemelerini de göstermiş olduk. Umarım memnun kalmışsınızdır. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.